Otomobilin bir tıra arkadan çarpması ciddi bir trafik kazası türüdür ve potansiyel olarak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu tür bir kaza birkaç farklı nedenle meydana gelebilir. Sonucu çok acı olan bu kaza türünde suçlu arkadan gelen ve bir şekilde tıra arkadan çarpan otomobil midir? Yoksa yavaş giden ve otomobile göre yüksek dorsesi olan tır mıdır? Bugünkü videomuzda bu soruların cevabını arayacağız. Videoyu başından sonuna kadar izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Hadi başlayalım. Trafik kazası hiç kimsenin istemediği bir olaydır. Hayatımızın bir parçası olan trafik kazaları sadece fiziksel yaralanmalara ve maddi zararlara yol açmaz. Aynı zamanda insan psikolojisi üzerinde de derin etkiler bırakabilir. Trafik kazaları genellikle ani ve korkutucu olaylar olarak karşımıza çıkar. Kazaya karışan kişiler çoğu zaman anlık bir travma yaşarlar. Kazayı yaşayan sürücüler araç içinde sıkışmışlık hissi, ölüm korkusu ve yaralanma endişesi gibi duygusal zorluklarla karşılaşabilirler. Ayrıca kazada yaralanan veya yaşamını yitiren kişilerin aileleri büyük bir acı ve kayıp duygusuyla başa çıkmak zorundadır. Kazaları önlemek için bir takım önlemler almak zorundayız. Bunlara geçmeden önce tır ya da kamyonların arkasından çarpmak suretiyle oluşan kazalara değinmek istiyorum. Bir otomobilin kendisinden daha yüksek olan kamyon veya tıra arkadan çarptığında sonu kötü biten olaylar yaşanmaktadır. Bu tip kazalarda çarpan aracın hızı ve çarpılan aracın hız durumu ya da duruyor olması kazanın boyutunu da daha da arttırmaktadır. Arkadan çarpan araç çarpmanın etkisiyle dorsenin altına giriyor ve sürücü kabini ezilerek ölümlü kazalara neden oluyor. Bu olayın en aza indirilmesi için dorse arkasına koruyucu bariyerler yapılması mecburidir. Dorse arkası koruma bariyerleri ilk olarak 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlandı. İlk başlatan da araç üretimlerinde emniyete ultra önem veren İsveçli Volvo firmasıdır. Bu bariyerler araç arkasına çarpma sonucu oluşan kazaların etkilerini azaltmayı amaçlayan bir güvenlik önlemi olarak ortaya çıktı. Daha sonra bu bariyerlerin tasarımı ve teknolojisi geliştirildi. Daha dayanıklı malzemeler kullanıldı ve standartlar belirlendi. Koruyucu bariyerler konusunda birçok araştırma ve test bulunmaktadır. Ancak hala istenilen sonuçların alındığını söylemek güçtür. Yüksek bir taşıda arkadan çarpmak hiç istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmamız demektir. Dorse üreten firmaların kişi hayatını göz önünde bulundurarak daha spesifik tasarımlar yapması elzemdir. Koruyucu bariyerlerin çok sağlam olduğu ve şiddetli bir çarpışmada içe bükülmemesi ve aracı dorsenin altına almaması gerekir. Böylelikle otomobil sürücüsü hava yastığı ve diğer koruma aparatları sayesinde yara almadan ya da az bir yaralanmayla kurtarabilecektir. Dorse arkası koruma bariyerleri 90'lı yıllara kadar dünyada hiçbir ülkede yasal bir zorunluluk değildi. 90'lı yıllarda Amerika ve Avrupa'da dorselerde en az 50-60 km hızlara dayanabilen koruma bariyerleri yapılması zorunlu hale getirildi. Ülkemizde ise 2008 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Arka korumalıklar yüksek hızlardan sonra önemini kaybetmektedir. Bu tip kazalar genellikle şehirler arası yollarda meydana gelir ve şehirler arası yollarda hızlar en az 90 ile 120 km aralığında olur. Bu da bu tip kazaların ciddi sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Videonun girişinde sorduğumuz soruyu hatırlayalım. Tıra arkadan çarpan otomobil ya da diğer vasıtalar mı suçludur? Trafik kanununa göre arkadan çarpan araç suçludur. İstisnalar ise duraksama yapılmayan yerde duran ya da arıza sebebiyle mecburen duran fakat durduğu halde uyarı ikaz ışık reflektör koymayan araç da suçludur arkadaşlar. Peki bu tip bir kazadan nasıl kaçınırız? Bu tip bir kazadan kaçınmak için eğer çarpan taraf olmamak istiyorsak sürüş esnasında dikkatimizi dağıtacak her türlü eylemden uzak durmalıyız. Pür dikkat yola odaklanmalı ve yolda ani çıkacak olumsuzlukları bertaraf etmeliyiz. Yanımızdakilerle konuşmamalı, telefon ve diğer görsel meşguliyet içeren eylemlerden kaçınmalıyız. Dikkat dağınıklığının en önemli nedenlerinden biri yorgunluktur. Yorgun bir şekilde yola çıkmamalı,
ve yolculuk esnasında sık sık mola vererek dinlenmeliyiz. Aşırı hız yapmamalı ve takip mesafesini korumalıyız. Hızlı araba sürmek insanlara heyecan ve adrenalin verebilir. Ancak bu tip bir sürüşte önümüze aniden çıkacak olan araçlar karşısında aciz duruma düşebiliriz ve onlara çarpabiliriz. Hız normalse bile takip mesafesine uymamak önümüzdeki araçlara yine çarpmamıza neden olacaktır. Yağmurlu, karlı ve buzlu hava koşulları durma mesafesini uzatabilir ve arkadan çarpma riskini arttırabilir. Kötü hava koşullarında da normalde aldığımız önlemleri arttırmalıyız. Yani takip mesafesini ve hızımızı yol ve hava durumuna göre ayarlamalıyız. Kazaları çarpan kadar çarpılan araçlar da önleyebilir. Bu tip kazalar genellikle görüş mesafesinin düşük olduğu gece yolculuklarında veya kötü hava şartlarında daha sık yaşanır. Bu yüzden araç arkalarında sabit uyarı reflektörleri veya diğer sürücülerin görüşünü engellemeyecek şekilde uyarı ışıklandırmaları yapılması bu tip kazaları önleyebilecektir. Ani duraksamalardan kaçınmak, arıza durumlarında durmak zaruri ise aracın en az 50-60 metre gerisine uyarı reflektörleri veya imkan varsa uyarı ışıkları koymak bu tip kazaların önüne geçecektir. Kazalar hayatın acı bir gerçeğidir. TÜİK verilerine göre ülkemiz karayolları ağında 2022 yılında toplam 1.232.957 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1.035.696 adeti maddi hasarlı, 197.261 adeti ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %82,5'u yerleşim yeri içinde, %17,5'u ise yerleşim yeri dışında meydana gelmiştir. İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde 1000 taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kaza Bingöl ilinde gerçekleşmiştir. En azı ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %44,9'u sürücü, %31,8'i yolcu, %23,3'ü ise yayadır. 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235.176 kusura bakıldığında kusurların %86,8'i sürücü, %9,5'i yaya, %2,1'i taşıt, %1,2'si yolcu ve %0,4'ü yol kaynaklı olduğu görülmüştür. Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde kaza sonucundaki ölümlerin %54,9'u tek araçlı, %39,2'si iki araçlı, %5,9'u çok araçlı kazalarda meydana gelmiştir. Bu istatistiklerden anlaşılacağı üzere ölümlü kazaların baş sorumluları yine sürücülerdir. Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 321.485 taşıtın %48,5'i otomobil, %22,2'si motosiklet, %14,2'si kamyonet, %2,7'si bisiklet, %2,5'i minibüs, %2,3'ü çekici, %2,1'i kamyon, %1,9'u otobüs, %0,8'i traktör ve %2,8'i diğer taşıtlardan oluşmuştur. Bu kazaların en önemli nedenleri aşırı hız ve dikkatsizliktir. 2022 yılında meydana gelen 197.261 ölümlü yaralanmalı kazanın %69'u gündüz, %30,6'sı gece, %2,5'i alacakaranlıkta olmuştur. Ölümlü yaralanmalı kazalar 2022 yılında en fazla Ağustos ayında ve Cuma günleri olmuştur. Bu söylediklerimi genelleme yapmadan ifade etmek isterim. Birçok otomobil kullanıcısı ne yazık ki kamyonları kazaların baş aktörü olarak görür. İstatistiki verilere göre kazaya karışan kamyon ve çekici sayısı %2 civarındadır. Kamyonların olmadığı trafiklerde kazalar daha fazla yaşanmaktadır. Bunun en önemli örneği bayram tatillerinde eski yıllarda kamyon ve çekicilerin trafiğe çıkması yasaklanırdı. Bu yasakların olmadığı zamanlarda yasaklı günlere göre daha fazla kazanın olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden uzun yıllardır bayram tatillerinde kamyon ve çekicilerin trafiğe çıkmasına herhangi bir yasak konmamıştır.
Bu videoyu yapmamdaki asıl amacım bu konuya az da olsa farkındalık yaratmaktır. Videolarımı izleyen birçok ağır vasıta şoförü ve otomobil şoförü vardır. Arkadan çarpmalı ve diğer kazaları en aza indirmek, ölüm ve yaralanmaları da en aza indirecektir. Uzun yolda insan psikolojisi hep bir an önce gideceğin yere gitme isteği uyandırır. Ancak dinlenerek birkaç saat sonra gitmek hiçbir şey kaybettirmez. Tüm sürücü dostlarıma kazasız belasız sürüşleri temenni ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.